Hepinize merhaba arkadaşlar. 22 Şubat 2022 Salı haftanın ikinci işlem gününde yine en önemli gündem maddemiz Ukrayna-Rusya gerginliği üzerineydi. Hem küresel piyasalar olarak hem de iç piyasamız olarak volatilite son günlerde bir hayli arttı. Şimdi dün Putin'in açıklamaları oldu biliyorsunuz. Ulusa sesleniş konuşması vardı. Ukrayna'nın Donbas ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıdığını belirtti Putin. Bunun üzerine hem Amerika'dan hem de Avrupa'dan sert cevaplar geldi. Yine bugün Avrupa'dan özellikle İngiltere Başbakanı bir takım açıklamalarda bulundu. Yine Avrupa Birliği bugün yaptırım kararları aldı. Amerika'da da Rus bankaları ile ilgili bazı yaptırım uygulamalarının devreye girmesi bekleniyor. Tabii Rusya buna hazırlıklı mı? Hazırlıklı. Putin zaten dünkü konuşmasının satır aralarından biri de şöyle demişti. Biz zaten yaptırımlara Rusya olarak alışkınız. Daha önceden de bu şekilde başımıza gelmişti. Eğer biz Rusya olarak bu girişimde bulunmasaydık yine yaptırım kararı çıkacaktı gibi açıklamalarda bulundu. Şimdi Avrupa Birliği veya Amerika veya NATO ile Rusya'nın böyle direkt olarak savaşa girmesini ben beklemiyorum. Zaten önceki analizlerimde de bundan hep sizlere bahsediyordum. Fakat bu şekilde işte yaptırımdır, işte sürtüşmedir, işte küçük çatışmalardır. Hani bunlar devam edecektir muhtemelen. Nereye kadar devam edecek? Çok fazla uzun süreceğini, yani bu olayın böyle sürdürülebilir olacağını çok fazla düşünmüyorum. Çünkü bu ülkelerin hepsinin daha farklı meseleleri var. Bir enerji krizi var dünyada ki Rusya da bundan çok iyi nemalanmış gibi görünüyor. Brent petrolün varili bugün 98 dolarları aştı bir ara. Maalesef bu da bizim için çok iyi bir şey değil. Bugün dolar TL'ye baktığımızda 13.90'lara kadar bir yükseliş gördük ki zaten yükseliş beklediğimi sizlere belirtmiştim. Fakat oralarda bir müdahale geldi. Hani bu resmi olarak bir açıklama olmadı fakat muhtemelen bir müdahale geldi gibi duruyor. Çünkü bir dakika içinde bir anda 10 kuruş aşağıya indi dolar TL. Şu anda saat 17.50 sularında 13.86 civarında görüyoruz. Doların yükselişinden ziyade beni asıl petrolün ve doğalgaz yine aynı şekilde bugün %13 yükseldi. Bu ikisinin yükselişi beni biraz ülkem adına tedirgin ediyor açıkçası. Hani inşallah savaş olmaz arkadaşlar. Yani benim de beklentim bu yönde. Hani sadece küresel piyasalar için değil de insanlık adına tabii ki de savaş hiç kimsenin istemeyeceği ve hiçbir şeye çözüm olamayacak bir olaydır. Bu yüzden hayırlısı olsun diyorum ve inşallah savaş olmaz diyorum. Hem piyasalar adına hem de insanlık adına. Şöyle hemen hızlıca dolar TL ile bir başlayalım arkadaşlar. Dolar TL'de zaten hani haftalardır şu bölgede yatay gitmesine rağmen genel görünümün pozitif olduğunu sizlere her analizde aktarmaya çalışıyordum. Neden pozitif diyorduk? Çünkü şurada bir mor çizgimiz var bizim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Burası 21 günlük ortalama. Burası 13.30'lardan şu anda bakıyorum 13.55'lere kadar yükselmiş durumda. Yani bu hareketli ortalama olduğu için fiyat yukarı gittikçe bu da azar azar kendini güncelliyor ve şu anda 13.55. Bu 13.55, 13.30 işte yani o gün ne konuşmuşsak bu 21 günlük ortalama ne ise o rakamı vermişiz ve bunun üzerinde kaldıkça dolardaki o yukarı hareket her an gelebilir diye üstüne basa basa söylemiştik. Bugün de arkadaşlar bakıyorum 13.91 gördü fakat sonrasında 1 dakika içinde tekrardan 13.80'lere inmişti. Şu an ise 13.86-87 bandında geziniyor arkadaşlar. Her analizde hep şunu söylüyordum. Dolarda geri çekilme bekliyor musunuz dediğinizde geri çekilme beklemiyorum. Hani maksimum 12.80 olur. O da şuradaki 55 günlük ortalama. Ki bu ortalamamız bile bakın şu anda 13.10'lara gelmiş durumda. Yani dolar TL'de hani ülkede böyle çok pozitif bir işte paket açıklandı, işte yurt dışından bir para girişi oldu falan. Hani bu durumda bile şu anda 13.10 gözüküyor arkadaşlar bu dolar TL'nin şu an kısa vadeli dip dediğimiz bölgesi. Zaten şurada 4 saatlik grafikte 13.30-13.40 aralığına gelirse buralar bir alım fırsatıdır diye belirtmiştik. Fakat buralara çok fazla gelmedi arkadaşlar. Yukarıda 13.85 ve 13.95'tir. Yani bu aralık, bu 10 kuruşluk aralık dirençtir. Aslında burası teknik bir direnç değil. Buralarda bir müdahale geldiği için buraya direnç diyoruz. Çünkü geçmişte de buralarda bir müdahale gelmiş. Ve hep şunu söylüyordum sizlere. Eğer bu dolar TL'nin grafiği değil de başka bir enstrümanın grafiği olsaydı hani kesinlikle alınır buradan derdim diye bahsetmiştim sizlere.
önceki analizlerimde. Gerçekten öyle arkadaşlar. Yani teknik olarak şu anda yönün net olarak yukarı olduğunu söyleyebilirim. Tabii müdahale gelir. İşte bunlar resmi olarak açıklanmadığı için, yani Merkez Bankası mı yaptı, kamu bankaları mı yaptı, işte kaç milyar dolar yapıldı, bunları bilmediğimiz için hani bu müdahalelerin etkisinin de ne zaman biteceğini bilmemiz mümkün görünmüyor maalesef. Eğer bu miktarlar belli olmuş olsaydı hani biz de bir çıkarımda bulunabilirdik arkadaşlar. Geçmişte, yani geçen yıl Kasım ve Aralık ayında Merkez Bankası yapmış olduğu müdahalelerde miktar olarak belirtiyordu. İşte 1 milyar dolarlık döviz satımıyla piyasaya müdahale ettik diyordu. Hani biz de bir çıkarımda bulunuyorduk. İşte her hafta işte 1 milyar dolar işte şu kadar kuruş indiriyorsa veya baskılıyorsa işte tahmin olarak 10 gün sonra veya 1 hafta sonra artık bu müdahaleler geçersiz olur gibi bir çıkarımda bulunuyorduk. Fakat bu artık kamu bankaları üzerinden mi yapılıyor veya başka bir şekilde mi yapılıyor, onu tam bilmediğimiz için işte şu gün artık bu müdahaleler geçersiz olur, İşte bir ay sonra olur, iki ay sonra olur, bununla ilgili çok fazla yorum yapamıyoruz arkadaşlar. Gelelim ons altına arkadaşlar. Evet, ons altın Ukrayna ve Rusya gerginliğinin gölgesinde yine yukarıda tutunmaya devam ediyor. Bakın, yükseliş devam ediyor diyemiyoruz artık. Tutunmaya devam ediyor. Zaten şurada bir 1917 direnci var. Buralara dikkat edelim. Aynı zamanda şurada bizim bakın göreceli güç endeksimiz var. 2 gün önce yapmış olduğum analizde buraya bahsetmiştim size. Yani bu konudan bahsetmiştim. Bakın 70'e geldiğinde ons altına bir şeyler oluyor ve geri çekiliyor. Ve biz şu anda tekrar bu göreceli güç endeksi olan RSI indikatörümüz 70'lere gelmiş durumda ve tam da beklediğim gibi buradan bir geri çekilme şu anlık başladı. Bakın şu anlık başladı diyorum. Yani buradan kesin hemen paldır küldür biz tekrar 1800'ün altına gidiyoruz diyemem. Ama teknik olarak şurada özellikle de 4 saatliklerde baktığımızda bir negatif uyumsuzluk olduğunu görebiliyoruz. Zaten bunu ben bir önceki videomda da analizimde de sizlere vurgulamıştım. Hani buralara dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Hem ons altın yatırımcısı hem gram altın yatırımcısı için. Mesela şurada 4 saatlikte şu mor çizgimiz olan EMA21 güzel bir yükseliş trendini gösteriyor bize. Fakat bakın ilk etapta bugün burası 1890 seviyesi. Bu 1890'a gelip buradan destek buldu. Fakat bir sonraki geri dönüşte eğer bu 1890 bölgesi tutunamaz ise tekrardan biz 1830'lara kadar, yani şuradaki EMA 200 bölgesine kadar bir geri çekilme yaşayabiliriz. Ons altında önümüzdeki özellikle Mart ayı itibariyle çok fazla bir beklentim yok arkadaşlar. Şimdi hani YouTube'da mutlaka görüyorsunuzdur işte 2200-2500 hedef verenler var. Olabilir, belki de onlarınki hani başarılı olacak. Onların analizi başarılı olacak. Fakat benim beklentim ons altının özellikle bu Rusya-Ukrayna gerginliği artık gündemden düştükten sonra yavaş yavaş eski yeri olan 1800 doların altına gelmesini bekliyorum. Tabii burada bazıları şunu diyor, işte hocam sadece savaş sebebinden dolayı yükselmiyor ons altın, enflasyonist etkiden dolayı da yükseliyor. Ben buna katılmıyorum. Onu zaten pazar analizimde de söylemiştim. Bakın eğer bu enflasyonist etkiden etkileniyor olsaydı ons altın şu göçüşler yaşanmazdı. Yani birilerine burada alım fırsatı vermezdi o balinalar. Şu an tamamıyla o savaş tehlikesinden dolayı yükseliyor. Ki şu anda dünya bir savaşı fiyatlarken hani şu anda 1900 dolarda tutunmaya çalışıyor. Bence bu da bir zayıflığın göstergesidir. Dediğim gibi ben orta ve uzun vadede çok fazla bu fiyatlardan yatırım yapmayı düşünmüyorum. Ama 1800'ün altına gelirse, yani şu 1720'ler 1750'ler gelirse buralarda ons altın için veya gram altın için yatırım yapmayı düşünebilirim. Geldik gram altına. Gram altında zaten 810 direncinin dolar bazlı olarak yukarı kırılmasını beklediğimi ifade etmiştim sizlere önceki analizlerimde. Fakat bu hem dolar hem ons bazlı olarak kırıldı ve bu yükselişte, gram altının bu yükselişinde hani %70-%80'lik bir oran ons altın kaynaklı oldu. Yani evet, dolarda da ben yükseliş bekliyordum ve bu beklentim devam ediyor ve gerçekleşiyor da şu an günümüz içerisinde.
Fakat burada ONS altının bu kadar sert yukarı atak yapacağını beklemiyordum. Çünkü o zaman ben bu analizleri yaptığımda Ukrayna-Rusya gerginliği yoktu arkadaşlar. Bir şekilde 9810 direnci kırıldı. Fakat ONS altında olduğu gibi gram altında da burada RSI dediğimiz göreceli güç endeksimiz 70'lere gelmiş durumda arkadaşlar. Buralara dikkat etmekte fayda var. Yine burada da 4 saatlik grafiğimizi açtığımızda pazar analizimde ben sizlere şurada 823 rakamına dikkat edin demiştim. Tam buraya geliyor ve buradan tekrar destek aldı arkadaşlar. Bugün en yüksek 850 görüldü. Şimdi bu rakamımız bizim 832. Yani kabaca 830 TL'nin üzerinde ise yükseliş devam eder. Artık ons bazlıymış, dolar bazlıymış orasını bilemem. 830'un altındaki 4 saatlik kapanışlarda ise tekrardan biz 810 desteğine, ki eski dirençti burası. Burası aynı zamanda MA100 dediğimiz bölgedir 4 saatlik grafikte. Buralara kadar bir çekilme beklerim. Ve 810 TL ve onun altındaki her rakam, her ne kadar orta ve uzun vadede ons altına çok fazla güvenmesem de benim için artık alım fırsatı olacaktır, onu söyleyebilirim arkadaşlar. Evet, borsaya gelelim. Fakat borsadan önce şöyle Dow Jones'a bir bakalım. Amerikan borsasına bir Dow Jones'a bir bakalım arkadaşlar. Haftalık grafik açtım sizlere. Burada önemli bir rakam var arkadaşlar. 33.972, yani kabaca 34.000 diyoruz buna. Dow Jones 34.000'in altında haftalık kapanışlar yaparsa 32.000'e kadar yolu var arkadaşlar. Aynı şekilde bizde de bu geri çekilmeler maalesef sıkıntı çıkartabilir. O yüzden takip edeceğimiz rakam 34.000. Yani investing'i açacaksınız, bakacaksınız arkadaşlar. Dow Jones endeksi 34.000'de mi? Tabii S&P 500, Nasdaq'a da bakabilirsiniz ama ben genelde endüstri hisseleri, yani sanayi hisseleri taşıdığım için portföyümde Dow Jones endeksini takip ediyorum. Eğer banka taşıyorsanız S&P 500'ü takip etmenizi öneririm arkadaşlar. Şu anda biz 33.900'lerdeyiz. Yani şu an, hatta biraz büyütelim. Şöyle bakın, tam desteğin altında şu anda, bunun üzerine atıp bunun üzerinde haftalık kapanış gelmesi gerekiyor. Bu hafta için konuşuyorum. Eğer bu 34.000'in altında bir haftalık kapanış gelirse maalesef daha sıkıntılı senaryolar konuşuyor olabiliriz. Gelelim bizim borsamıza. Her ne kadar küresel piyasalarda Mart ayı içerisinde zaten ben bir satış beklediğimi sizlere belirtmiştim. Fakat bu satış öyle pandemi dönemindeki gibi böyle çok yüklü satışlar olmayacak. Bir nevi bir düzeltme, işte %5 ile %10 arasında bir düzeltme olacak küresel piyasalarda. Fakat biz bundan çok fazla etkilenmeyeceğiz. Çünkü kimse de bizim kadar yüksek bir enflasyon yok arkadaşlar. Yani şu an resmi rakamlarla %48'lerde olan bir enflasyonumuz var. Bu reel hayatta %80, %90 olarak hissediliyor. Yani böyle bir ortamda mesela ben kendim bazen düşünüyorum. Diyorum ki ya işte Mart ayında hem göçüş bekliyorsun küresel piyasalarda hem de hala borsadasın. Niye borsadasın diye kendi kendime soruyorum, kendi içime. Sonra da şöyle bir cevap alıyorum. Nereye yatıracağım parayı? Dolar mı alacaksınız? Hani alıyorsunuz, bak bugün ne oldu? Bir anda bastılar 10 kuruş. Bir dakika içinde. Mevduata gitseniz, ki çoğunuzun zaten dini hassasiyetlerine nedeniyle eliyorsunuz onu. Ben de zaten bugüne kadar çok fazla yatırmadım. Hiç yatırmadım, çok fazla demeyeyim. Şimdi hadi diyelim ki mevduata yatırdınız %17. Hadi %25 versin. Enflasyon kaçtı? %80-90. Altına yatıracaksınız, ons gelmiş zaten 1900'e. Kriptolara bakıyorsunuz, orada da bir güven yok. Değil mi? Yani aslında şu an alım seviyesinde onlarda. Çok fazla ilgilenmesen de. Çünkü düşeni alacaksın bu piyasada. Hadi diyelim ki kriptolardan da güven yok. Hem anlamıyorsun, girmiyorsun. Geriye ne kalıyor arkadaşlar? Geriye borsa kalıyor sadece. Evet, ufak düzeltmeler olacak. Bu şekilde sancılı günler olacak. Ama bu tekrardan o rally moduna girecek arkadaşlar. 21 günlük ortalamamız bizim 2013. Buralarda dolanıyoruz şu anda. Yani bunun altında da günlük kapanış gelebilir. Çok da önemli değil. Şurada da bir trendimiz var bizim arkadaşlar. 1970. Bu rakama dikkat edeceğiz. Ha, olur da 1970 kırılırsa, şurada 55 günlük ortalamamız 1950-1955 bandı. Eğer buralara gelirse zaten pozisyon artıracağımı sizlere daha önceki videolarımda da söylemiştim. Yine aynı fikirdeyim.
1950'lere kadar bir geri çekilme görürsem bir miktar daha alım yapmayı düşünüyorum. Yukarıda her zamanki gibi 2060-2070 aralığındaki şu direncimiz, şu kırmızı hattımız burada bize bekliyor arkadaşlar. Yani kırılmak için bu direnç bekliyor. Ben borsadan 2022 yılı için umutluyum arkadaşlar. En azından bir 2500 rakamını BIST 100 olarak göreceğiz. Ve aynı zamanda burada taşıdığınız hisseler çok önemli olacak. Yani bazı hisseler borsa üzerinde getiri verecek. Yani 2500'e geldiğimizde belki de sizin hisseniz yerinizde sayacak. Veya işte 2500'e geldiğimizde borsa %10 yükselmişse sizin hisseniz %30 yükselmiş olacak. Bu yüzden portföyünüzde bulundurduğunuz hisseleri seçerken çok seçici olmaya dikkat edin arkadaşlar. Bugünkü anlatacaklarım bu kadardı. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Hoşça kalın.